Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Bahar'la birlikte haftalık gündemde neler olmuş neler bitmiş size biraz aktarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz söz konusu Türkiye olduğunda zamlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde motorine bir zam geleceği söylendi. İnsanlar böyle bir heyecanlandı. 2 evet. lira küsür bir zam gelecek dendi. 2 lira 90 kuruş muydu? 80 bayağı yüksek evet, bir şey söylüyorlar. Nihayet İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin 30 TL'nin üstüne çıkacaktı. Bu özlenen bir şeydi. Nihayet çıkacaktı ama... Yani bir süredir 30 olacaktı, olamıyordu. Nihayet oluyordu ama o da... Olamadı işte. Çıktı. Hep istedi ki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hala 30 olmadı yani. Problem ama 2 gün sonra muhtemelen bir 2 güne. Haftaya 30 olur. Haftayı bence bulmaz ya. Diyorsun. Bulmaz canım. Hafta çok uzun bir süre yani. Evet, bir hafta doğru. Düşünsene çünkü bir hafta motorine benzin falan zam gelmiyor. Kemal Sunay filmindeki gibi zam yok mu diye böyle bir insanlar şey olur i̇nsanlar yani. Şey olur, doğru diyorsun. Ne o, zam yok mu? Aa, zam yok. Şaşırmış ya. Zam yok. Zam. Kendine gel. Şimdi... Yani gündemde her zamanki gibi ekonomi var. Standart. Çünkü Türkiye burası. Bitcoin çakıldı mesela. Ya o bizim gündemimiz değil. Yani Türkiye'nin gündemi değil ama gayet global Türkiye'nin bir gündem. Yani burada da çok konuşuluyor. Her yerde çakıldı onu. Evet, ya şimdi mesela Türkiye'de her şey zam geliyor ama her yerde gelmiyor. Ama Bitcoin çakıldı. Bir ara yani böyle her yerde Bitcoin. Kahvede bile adamlar böyle hangi coin alsam diye falan muhabbet ediyorlardı. Yani herkese yayılmıştı İnsanlar Bitcoin şeyleri. İnsanlar adapte oluyor işte yeni hayata ne kadar güzel. Yani bir ünlü analist 10 bine kadar düşer demişti Bitcoin için. Ben o kadar düşmez diye düşünüyordum. Ama 21 bine bin, kadar düştü. Yani. 10 bin biraz evet düşük ama 10 bine düşmez bence de ya. Biz böyle diyoruz da kesin düşer bence. Yok. 10 bin ben düşünmüyorum. Yani şu anda mesela 20 binin altını test ediyor böyle. 20 binin altına düşer mi düşmez mi? Ha, belki biz bu videoyu yayına aldığımızda 20 binin altına düşmüş olacak. Bu arada Ethereum çok değer kaybetti. Evet. Ethereum tarafında 1200 dolarları gördük. Hatta 1200 doların altını gördü bir ara. Burada madenciler muhtemelen çoğu fiş çekmek zorunda kaldılar. Çünkü Türkiye'de zaten ucu ucuna kurtarıyordu. Ama son düşüşlerden sonra muhtemelen kurtarmamaya başlayabilir. Ki bir de Temmuz ayında bir elektrik zammı söz konusu. Evet, Temmuz ayında %86 bir elektrik zammı. Kesin mi zammı? Ya? Kesin. Neyse. Ben inanamıyorum neredeyse. Gelmez o kadar ya. %86 çok çünkü. Oh. Hayır, elektrik faturaları bir de zaten yüksek. Yani... Ona bir düzenleme getirdiler ya, şimdi ters düzenleme getirdiler. %86'yı ben o düzenlemeye zaten giremedim bir türlü. Niye? Yani çünkü sen... Fazla elektrik harcıyoruz evet. Demek ki. O düzenleme beni hiçbir türlü kapsayamadı bir türlü. Ama yeni zamla birlikte gerçekten çok içinden çıkılmaz bir hale alabilir. Yani zaten şu anda mesela... Ben kendim için söyleyeyim. Bizim aylık elektrik faturamız böyle 500-600 falan geliyor. Maşallah. 1000 yani, TL'yi bulacak o zaman. Yazın da klima açmayıver yani Osman abi. Ya sıcaklarda. Ya yazın zaten yazlığa falan gidiyorum. Öyle evde çok takılmıyorum. Orada düşer muhtemelen. Ya oradan elektriği biraz tasarruf ya, oradan elektrik tasarrufu yaparız muhtemelen. Ama tabii günün sonunda baktığımız zaman elektrik faturaları biraz can sıkacak gibi. Tüm faturalar öyle ya. Doğalgaza da zam geliyor tekrar ama o kadar değil. %42. Şimdi bak doğalgaz zamlarını muhtemelen yazın yaparlar evet, ki millet aynen, anlamasın. Aynen. Kışın sonra sen bir aç, lan 1000 lira gelmiş diyeceksin ve kalacaksın. Gündemdeki bir diğer konu Squid Game'in ikinci sezonu geliyor. Evet o zaten bu bayağıdır netleşti. Bir bekleniyordu. Kesinlikle. Bayağıdır bekleniyor. Belki adamların böyle bir fikri yoktu ama millet o kadar şey yaptı evet. Ki ikinci sezon. Yani olmayan bir projeyi canlandırmış gibi de zaten yönetmen şey demiş. İlk sezon için 12 yıl uğraştım ama 12 günde çok popüler oldu. Şimdi ikinci sezon için çalışıyor. Bunu da yönetmen de bence sallıyor ya 12 yıl uğraştım falan. Niye ya adam 12 yıl yayınlamak için uğraştı gerçekten. Ha yayınlamak için. Aha. Ben de 12 yıl senaryoyu falan böyle hazırlamak yok, için. Hayır. O dönem çünkü bu kadar hani Squid Game'in konusu daha karanlık ya. Eskiden böyle şeyler izlenmiyordu. Artık daha böyle karanlık bir dönemde yaşadığımız için ilgi çekti ve o yüzden patladı. Sadece biz değil yani herkes izliyor yani. Tüm dünyada popüler oldu tüm zaten. Tüm dünya karanlık bir dönemden mi geçiyor diyorsun? Öyle yani. Korona ile birlikte savaşlar baksana falan. Duruma. Evet savaş var, enflasyon var, korona var, salgın var. Yani küresel ısınma var. Yani gerçekten çok küresel kötü. Isınma ben çocukken de vardı. Hala var o ya. Ama daha kötüye gidiyor işte. Küresel olarak buğday sanırım yani birkaç yıl geçecek kadar üretiliyor şu an. Oradan da bir kıtlık bekleniyor. Yani bir gıda kıtlığı söz konusu. Zaten buğday üreten iki ülke varmış. Gizli savaşa girdi. Yalan mı? Öyle değil miydi ya? Benim bildiğim yani televizyonlarda sürekli bunu görüyorum. İşte buğday, hatta bu Ukrayna'nın gemilerini şeyde bekletiyorlarmış. Limanlarda bekliyormuş buğday yüklü gemiler. Buğday mı ne yüklüyse artık yani öyle bir şey. Onları salması için Rusya'ya şey yaptılar falan. Yani arkadaşlar ekonomik olarak çok böyle güzel günler bizi beklemiyor gibi görünüyor. İç hiçbir şey yok yani. Tek güzel olan şey Squid Game'in ikinci sezonu geliyor. O kadar. Başka bir şey. Bu arada Disney Plus Türkiye'de yayın hayatına başladı. Disney Plus bayağı güzel içeriklerle dolu bu arada ya. Disney Plus deli gibi reklam yaptı. Gerçekten ve hani
Netflix zaten çok fazla abone kaybetti. Yani Netflix gibi bir platform bile abone kaybedip para kaybediyorsa bize ne olmaz? Yani... bize ne olmaz? Yani Netflix'e bizi kıyaslaman çok ya iyi. Ama Netflix bile kanı alıyorsa biz ne yapalım Osman abi? Bu arada şey Disney Plus ama çok fazla reklam yaptılar ya. Ve içerikleri çok iyi en gerçekten. En son reklamını nerede gördün biliyor musun? Nerede? Yasa gelmedi dizide. O derece ne alaka? Kalkıyor diyor bugün... Herkes kalksın işimiz o ne Disney Plus yayın hayatına başladı. Aa bugün değilmiş yarınmış diye sonra yatıyor uyuyor. Gerçekten mi? Bayağı orada bile reklam yani. Yapmışlar yani dedim oha. Dedim yani buraya kadar reklam yaptılarsa bu adamlar ki bu ön kayıtta falan ciddi bir abone sayısına eriştiklerini tahmin ediyorum ben. Zaten yani. Çünkü Disney... çevremde çok fazla kişi şey yaptı. Hı-hı. Satın aldı bu. Yani aylık şey bir yıllık 279 lira muhabbeti vardı ya. Bir kere bütün Disney filmlerini aldılar. Netflix'teki bütün Marvel içeriklerini de aldılar. Yani bir de şeyi kırmaya çalışıyorlar. Disney hep böyle çocuk ve aile platformuydu ya. Onu kırıp hani biz de Netflix gibi yetişkin programları da sunacağız kafasına girmeye çalışıyorlar. Ya bir de zaten mesela Marvel sinematik evrenini de dizilerle ilişkilendirip oraya kendi aynen. dizilerini şey yaptılar falan. Zaten artık sinema olayı da bitti yani. Hani koronayla birlikte. Bilmiyorum bence bitti. Öyle deme ya. Bitti ama yani. Ben en son Doctor Strange'e gittim. Daha da Avatar'a gidelim. Spider-Man falan bayağı evet, Spider-Man tekrar mesela. Vizyona giriyor bu arada. Niye? İlki tatmin etmemiş mi? Yok. Eklenen sahnelerle birlikte No Way Home bir daha vizyona giriyor. Ya bunlar da hep aynı şey. İlk şeyleri vermiyorlar. Sonradan şu sahneyi de ekleyelim, bu sahneyi de ekleyelim. Bu sahneyle birazdan milleti kırpalım. Ben buna karşıyım. Biraz daha para kazanalım. Ha, ne gerek var? Kazanmışsın zaten o 1 milyar dolardan fazla ciro yapmıştı zaten. Evet bayağı yani, tuttu o da. Yani bayağı bir izlenmişti. Evet. Gerek yoktu ama girmişler. Neyse. Evet bu hafta öne çıkan teknoloji gündemindeki bir diğer haber ise arkadaşlar. Xiaomi Band 7'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Ben biraz yüksek buldum açıkçası. Yani zamanında biliyorsun Xiaomi Bandlar 150 liraya satılıyordu. Şimdi bakıyorsun 700-800 liraya fiyat var. Ama her şeyi artık 7 ile çarpıyoruz zaten ekonomik olarak. 7 çok değil mi ya biraz daha düşük bir şeyle çarpsak. Ama gayet 7 yani. 7 TL ben geçen de söylemişim 1 TL oldu. Diğer 3 ile falan çarpıyorduk. Nereye 7'ye çıktık? Enflasyon. O kadar çıktı mı ya 7'ye kadar? Dolar 17'yi aştı. Dolayısıyla artık 7 ile çarpıyoruz. Şu aralar arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde böyle akıllı cihazlara olan ilgi artmış durumda. Xiaomi'nin Band serisi de gerçekten satıyor. Dediğim gibi ilk giren band modelleri 150 lira, 250 liraydı. Sonra bu 300 liralara, 400 liralara çıktı. En son 500 liraydı mesela. Yani Mi Band 6 falan 500 liradan girmişti Türkiye pazarına. Ama Mi Band 7'nin Türkiye fiyatı 700-800 Türk lirası civarında olacak. Tabii bu baktığınız internet sitesine göre değişir. Yani 700 ile 800 lira arasında bir fiyata satın alabileceksiniz bu bilekliği. Yani baktığınız zaman çok böyle aman aman bir özellik getiriyor mu seriye? Getirmiyor ama nedir? Yine yeni bir nesil, sensörler biraz daha gelişmiş. Fakat fiyatın 700-800 lira olması açıkçası beni biraz böyle düşündürmedi değil. Tabii şimdi Temmuz'da asgari ücrete de bir zam gelecek. Belki o zamdan sonra. Ya bu bir zincirleme etki değil mi zaten? Şeyimiz zam yapıyor. Zam geldikten sonra 1000 lira oluyormuş falan böyle. Bu arada arkadaşlar Temmuz ayında asgari ücrete de zam gelecek diyorlar. Bu aslında Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü ülkemizde önemli bir kesim asgari ücrette çalıştığından ötürü herkes bu zam olayını bekliyor. Tabii senin dediğin gibi biraz da böyle zincirleme reaksiyon olacak gibi. Yani asgari ücrete zam gelmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü her şeye zam geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bir %35-40 arası bir rakam konuşuluyor. Yani baktığımız zaman medyada karşımıza çıkan rakamlar bunlar ki o da ciddi bir şey. Yani 6000 liraya falan vurduruyor arkadaşlar ücreti. 6000 liraya vurması demek bazı şeylere de. Özellikle İstanbul'da yaşayan biri için aslında fark yaratabilir. Ya yani. İstanbul'da olmuş kiralar zaten 7000, 8000, 10000. Yani bu kadar kiralar bile bu kadar uçmuşken bence asgari ücretin 6000 olması ne bileyim ya. 4000'den iyidir. Yani öyle diyelim. Düşünürsek. Ama kesin kiralara da şimdi, zam gelir tamam diyecektim öyle. Ama %25 zam kotası kondu. Ama şöyle bir şey. O tamam kiraya girdiysen ya yeni ev tutacaksan. Yani düşünsene yeni ev tutuyorsun ya da yeni evleniyorsun İstanbul'da falan. İstanbul'da tutma. İstanbul'u terk ediyorum. Gidiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Ama diğer şehirlerde de durum bence aynı. Yani atıyorum mesela eskiden orada da 500 ise adam şimdi aynen, 750 aynen. lira yaptı. Ya Balıkesir'de mesela ben geçen yıl bakıyordum kiralar ne bileyim 1000 TL en pahalısıydı. Şimdi en ucuzu oradan başlıyor. En pahalı bir köy kadar. Yani. Bilmiyorum. 6000 vardır yani. 6000. Villalarda falan vardır ha, yani. Villalar. Ama bak şimdi 6000 orada villada oturuyor. Ama villa bile olmayabilir bence ya. Teraslı falan 6000 olabilir yani. Pahalı o zaman ya. Pahalı.
Neyse kapatalım artık, biraz uzadı. Konudan da çok saptık. Türkiye'nin konuları bitmiyor. Ben bu tartışma programlarını hep diyordum, lan adamlar ne kadar konuşuyor. 3 saat 5 saat. Evet. Demek ki yani Türkiye'nin meselelerine girince. Evet, böyle girince... buraya kuru pasta ve çay koyup 5 dakika uzun yani. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta Bahar'la birlikte yine gündem konuşacağız. Yine gündemi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Muhtemelen yine zamlardan falan bahsedeceğiz. Yüksek ihtimalle. Muhtemelen benzin mazot 30'u geçer ondan falan. Daha deriz geçen hafta 20 atladık. Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.